Birinci soru. 4 kilogram armut 12 lira, 3 kilogram elma 6 liradır. Buna göre 1 kilogram armut ve 1 kilogram elma toplam kaç liradır? Şimdi 4 kilogram armut 12 lira ise 1 kilogram armut 12'yi 4'e böldüğümüzde 3 lira buluruz. 3 kilogram elma 6 liraymış. O zaman 6'yı da 3'e böldüğümüzde 1 kilogram elmayı 2 lira buluruz. 1 kilogram armut ve 1 kilogram elmanın toplamı da arkadaşlar 5 TL yapar. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru. Bir karışımdaki A maddesinin kütlesinin B maddesinin kütlesine oranı 2 bölü 5'tir. Bu karışımda 180 gram A maddesi olduğuna göre kaç gram B maddesi vardır? Evet. A'nın B'ye oranı 2 bölü 5'miş. A 2 katken B 5 katmış. A 180 ise arkadaşlar B kaçtır? Bakın böyle bir orantı yapabiliriz. Doğru orantıdır. Biri artarken diğeri de artacak. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x eşittir 180 çarpı 5 bölü 2 ile buluruz. 182'ye böldüğümüzde 90 olur. 90'la da 5'i çarptığımızda x'i 450 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Aynı nitelikteki 8 usta bir işi 36 günde bitirmektedir. Buna göre aynı işi bu ustalarla aynı nitelikte toplam 12 usta kaç günde bitirir? Şimdi 8 usta 36 günde bitiriyorsa 12 usta kaç günde bitirir? Şimdi usta sayısı arttığında işin bitme süresi azalacağı için bu ters orantıdır. Ters orantı da bu şekilde düz çarparız. Yani 8 çarpı 36 eşittir 12 çarpı x'tir. 8 ile 36'yı çarpıp 12'ye böleceğiz. Burada 36 ile 12 sadeleştirilebilir. 3 olur. 3 ile de 8'i çarptığımızda x'i 24 olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Dördüncü soru. Bir tarife göre 1 kilogramlık bir pasta yapmak için 200 mililitre süt kullanılmaktadır. Aynı tarife göre 400 gramlık bir pasta yapmak için kaç mililitre süt gerekir? Şimdi kilogramı grama çevirelim. 1 kilogram 1000 gramdır. Şimdi 1000 gramlık pasta yapmak için 200 litre süt gerekli. 400 gramlık pasta için ne kadar süt gerekli? Şimdi pastanın gramı azaldığında süt de azalacaktır. Dolayısıyla doğru orantı var. Doğru orantı da bu şekilde çapraz çarpımı yapıyorduk. 200 ile 400'ü çarpıp 1000'e bölersek x'i buluruz. 1000'de 3 sıfır var. Bu 3 sıfırla bakın yukarıdaki 3 sıfırı sadeleştirelim. 20 ile de 4'ü çarptığımızda x'i 80 olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. Beşinci soru. Kısa kenarının uzunluğunun uzun kenarının uzunluğuna oranı 3 bölü 4 olan kenar uzunlukları bakımından özdeş dikdörtgen biçimindeki 8 tane fotoğraftan her birinin çevresinin uzunluğu 21 santimetredir. Asya bu fotoğrafları görseldeki gibi bir kartona yapıştırarak kendi soy ağacını oluşturmuştur. Buna göre bu fotoğrafların karton üzerinde kapladıkları toplam alan kaç santimetre karedir? Fotoğraflardan bir tanesinin kenarlarını bulalım şimdi. Kısa kenarının uzun kenarına oranı 3 bölü 4'müş. Bakın şurası 3 katken burası 4 katmış. O halde burası da 4 kat olacak. Burası da 3 kat olacak. Bakın çevresini topladığımızda 14 kat var. Bu 14 kat 21'e eşitmiş. 21'i 14'e böldüğümüzde 1 katı arkadaşlar 3 bölü 2 olarak buluruz. Şimdi 1 kat 3 bölü 2 ise kısa kenar 3 kattı. O zaman 3 çarpı 3 bölü 2 bu 9 bölü 2 yapar. Uzun kenar da 4 kattı. 4 çarpı 3 bölü 2'den bu da 12 bölü 2 yapar. Şimdi dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımına eşit. Kısa kenarımız 9 bölü 2, uzun kenarımız da 12 bölü 2. Bu işlemi yapalım şimdi. Arkadaşlar bakın 12 ile 2 sadeleştiğinde 6 olur. Sonra 6 ile de 2 sadeleştiğinde 3 olur. 3 ile de 9'u çarptığımızda 27 buluruz. Bu fotoğraflardan bir tanesinin alanıdır. 8 tane fotoğraf olduğu için 27 ile 8'i çarptığımızda 8 kere 7 56. 56'nın 6'sı elde var 5. 8 kere 2 16. 5 de elde 21. Fotoğrafların toplam alanını 216 santimetre kare olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 6. soru. Yıldız bölü 33 eşittir 6 bölü 11 olduğuna göre yıldız kaçtır? Şimdi burada içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Yıldızı bulmak için
6 ile 33'ü çarpıp 11'e böleriz. Şimdi çarpma yapmadan önce sadeleştirmeleri yapabiliriz. 33'te 11 sadeleştiğinde 3 olur. 3 6'yı çarptığımızda yıldızı 18 olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. soru. Bir temizlik görevlisi 80 metrekarelik alanı 4 saatte temizleyebilmektedir. Buna göre bu görevli ile aynı iş gücünde kaç kişi 320 metrekarelik alanı 4 saatte temizler? Arkadaşlar bakın bir kişi 80 metrekarelik alanı temizliyorsa kaç kişi 320 metrekarelik alanı temizler? Alan arttığı için çalışacak olan kişi sayısı da artacaktır. Dolayısıyla doğru orantı vardır. Doğru orantı da çapraz çarpımı yapıyorduk. X'i bulabilmek için 320 ile 1 çarpılır. Sonra da 80'e bölünür. 320'yi 80'e böldüğümüzde de 4 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru. Bir manavdaki elmaların toplam kütlesinin portakalların toplam kütlesine oranı 3 bölü 5'tir. Bu manav gün boyunca 30 kilogram elma ve 60 kilogram portakal satmıştır. Bu manavdaki geriye kalan portakalların kütlesi geriye kalan elmaların kütlesine eşit olduğuna göre portakal ve elmaların satılmadan önceki toplam kütlesi kaç kilogramdır? Elmaların toplam kütlesine 3 kat, portakalların da toplam kütlesine 5 kat diyelim. Şimdi elmaların 30 kilogramı satılmış. O zaman elmalardan kalan 3 kat eksi 30'dur. Portakalların da 60 kilogramı satılmış. Portakallardan da geriye kalan 5 kat eksi 60'tır. Ve bu geriye kalanlar birbirine eşitmiş. Buradan bir katı bulmaya çalışalım. Şimdi denklem çözmede bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa geçecek. Bu 3K'yı eşitliğin sağ tarafına, eksi 60'ı da eşitliğin sol tarafına geçirelim. 60 artı olarak geçer. Bir de burada eksi 30 var. Burada 5K var. 3K da bu taraf arkadaşlar eksi olarak geçer. Bu tarafta 30 kaldı. Bu tarafta ise 2K kaldı. 2K 30'sa o zaman 1K 15'tir. Şimdi bize portakal ve elmaların satılmadan önceki toplam kütlesi sorulmuş. Şimdi elmalar 3 kattı. Portakallar da 5 kat, toplam 8 kat. Biz 1 katı 15 bulmuştuk. 8 ile 15'i çarptığımızda toplam kütleyi 120 kilogram olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 9. soru. Bir ürünün etiket fiyatında %10 indirim yapılıyor ve ardından indirimli fiyat üzerinden %10 zam yapılıyor. Bu durumda ilk etiket fiyatı 200 TL olan bu ürünün son etiket fiyatı ilk etiket fiyatına göre nasıl bir değişim gösterir? Evet. İlk etiket fiyatı 200 TL imiş. %10 indirim yapılırsa 200'ün %10'u 20 liradır. 20 lirayı çıkarırsak arkadaşlar bu indirimli hali 180 liradır. İndirimli fiyat üzerinden %10 zam yapılmış. Şimdi 180'in %10'u ise 18 liradır. 180'e 18'e eklediğimizde 198 lira buluruz. Şimdi bu son halidir. İlk hali 200'dü. 200'den 198'i çıkardığımızda aradaki farkı 2 lira olarak buluruz. Dolayısıyla 2 lira azalmıştır. Doğru cevap C şıkkıdır. 10. soru. 36 sayısı 200 sayısının yüzde kaçıdır? 200 de 36 yüzde kaçtır? Bakın böyle bir orantı yapabiliriz. Doğru orantıdır. İkisi bulmak için 100 ile 36 çarpılır. Sonra 200'e bölünür. Bakın bu 100 ile 200 sadeleşince burası 2 olur. 36'yı da 2'ye böldüğümüzde x'i 18 olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 11. soru. Etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılarak 44 liraya satılan bir gömlek, etiket fiyatı üzerinden %40 indirim yapılsaydı kaç liraya satılırdı? Şimdi etiket fiyatı üzerinden %20 indirimle 44 liraya satılmış. %20 indirimli hali arkadaşlar %100'den %20'yi çıkardığımızda %80'i demektir. Demek ki bu ürünün %80'i 44 liraymış. Hangi sayının %80'i 44 liradır? Bunu bulalım şimdi. Sayımız x olsun. Bunun %80'i 44'müş. Şimdi buradan x'i bulmak için 44 ile 100'ü çarpıp 80'e böleriz. Buradaki sıfırlar sadeleşir. 10 2'ye bölündüğünde 5 olur. 8'i 2'ye böldüğümüzde 4 buluruz. 44'ü de 4'e böldüğümüzde 11 olur. 5 ile de 11'i çarptığımızda ürünün etiket fiyatını 55 TL olarak buluruz.
Bize etiket fiyat üzerinden %40 indirim yapılsaydı kaç lira olurdu diye sorulmuş. %40 indirim yapılsaydı %60'ını ödeyecekti. 55'in %60'ını hesaplayalım. Şimdi burada sıfırlar gider. 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3 olur. 10'u 2'ye böldüğümüzde 5 olur. 55'i de 5'e böldüğümüzde 11 olur. 11 ile de 3'ü çarptığımızda 33 TL buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 12. soru. Kenar uzunlukları 4 santimetre ve 5 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıt kesilerek kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan en büyük alana sahip kare şeklinde parça elde ediliyor. Buna göre kare şeklindeki parçanın bir yüzünün alanı kağıdın kesilmeden önceki bir yüzünün alanının yüzde kaçıdır? Şimdi arkadaşlar 4'e 5'miş bakın kenarları 4'e 5. Bu kare olabilmesi için bakın şu 5 olan kenardan 1 santim kesilmelidir ki oluşacak karemiz 4'e 4 olsun. Şimdi oluşacak karemizin alanı 16. İlk halindeki alan ise arkadaşlar 4 çarpı 5 20. Şimdi kesilmeden önceki bir yüzünün alanının yüzde kaçıdır diye sorulmuş bakın. 20'de 16 yüzde kaçtır? Buradan x'i bulmak için 100 ile 16'yı çarparız. 20'ye böleriz. 100 20'nin 5 katıdır. 5 ile de 16'yı çarptığımızda 80 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 13. soru. Bir sayının %36'sı 108 olduğuna göre bu sayının %20'si %8'inden kaç fazladır? Şöyle bir orantı yapılabilir. %20'si %8'inden arkadaşlar %12 fazladır. Şimdi %36'sı 108 ise %12'si kaçtır? Bakın bu şekilde orantı kurabiliriz. X'i bulmak için 108 ile 12'yi çarpıp 36'ya böleceğiz. Şimdi 108 36'nın 3 katıdır. 3 ile de 12'yi çarptığımızda x'i 36 olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 14. soru. Bir beyaz eşya mağazasındaki ürünlere ödeme seçeneklerine göre uygulanan fiyat belirleme yöntemleri tabloda gösterilmiştir. Bu mağazaya giden Özge Hanım etiket fiyatı 3000 TL olan bir çamaşır makinesini peşin, etiket fiyatı 4000 TL olan bir bulaşık makinesini ise 5 eşit taksitle almıştır. Özge Hanım bulaşık makinesinin ilk taksidini ve çamaşır makinesine toplam kaç TL ödemiştir? Özge Hanım çamaşır makinesini peşin ödemiş. Peşin ödemede etiket fiyatının %5 eksiği uygulanmış. 3000'in %5'ini bulalım arkadaşlar. 3000 çarpı 5 bölü 100. Bu 2 sıfırla şu 2 sıfır sadeleşir. 30'la da 5'i çarptığımızda 150 TL buluruz. Şimdi bu 3000 liradan yapılacak olan indirim. O halde 3000'den 150 TL indirim yaptığımızda 2850 lira buluruz. Bu çamaşır makinesinin fiyatıdır. Bulaşık makinesini ise taksitle ödemiş. Bunun da arkadaşlar etiket fiyatının %5 fazlasına satılıyormuş. 4000'in %5'ini bulalım şimdi. 4000 çarpı 5 bölü 100. Gene 2 sıfır silindi. 40 ile 5'i çarptığımızda da 200 buluruz. 4000 ile 200'ü topladığımızda bulaşık makinesinin fiyatını 4200 lira olarak buluruz. Şimdi bulaşık makinesini 5 eşit taksitle almış ve ilk taksidini ödemiş. O zaman 4200'ü 5'e böldüğümüzde taksitlerden birini arkadaşlar 840 lira olarak buluruz. Şimdi bulaşık makinesinin bir taksiti ile çamaşır makinesine toplam kaç lira ödemiş? Çamaşır makinesini 2850 bulmuştuk. Bulaşık makinesinin bir taksiti de 840. Bu ikisini topladığımızda 0, 9, 16'nın 6'sı 1 de elde. Burası da 3 olur. 3690 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 15. soru. Sahipsiz hayvanların bulunduğu bir barınaktaki kedilerin sayısının köpeklerin sayısına oranı 2 bölü 5'tir. Bu köpeklerden 6 tanesi sahiplendirilerek barınaktan ayrıldığında kalan köpeklerin sayısı kedilerin sayısına eşit oluyor. Buna göre bu barınakta kaç kedi vardır? Evet. Kedilerin sayısına arkadaşlar kediler 2 kat diyelim. Köpeklerin sayısına ise 5 kat diyelim. Şimdi köpeklerden 6 tanesi sahiplendirilirse o zaman köpeklerin sayısı 5 kat eksi 6 olur. Kedilerin sayısına eşit oluyormuş. Şimdi bu denklemi çözüp k'yi bulalım.
Buradaki 2k'yi sol tarafa, eksi 6'yı da sağ tarafa geçirelim. 5k eksi 2k eşittir 6 olur. 5k'den 2k çıkınca 3k eşittir 6 olur. 6'yı da 3'e böldüğümüzde k'yi 2 olarak buluruz. Buna göre diyor bu barınakta kaç kedi vardır? Kedilere 2k demiştik. O zaman 2 ile de 2'yi çarptığımızda kedilerin sayısını 4 olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır.